Sayın Başkanım, önce hayırlı uğurlu olsun. Evet, bilindiği gibi sıkıntılarımız var. Gördüğümüz kadarıyla ve açıklanan bilgiler doğrultusunda seferlerimiz başladı. Evet, kısaca bunun hakkında bir bilgi bize verir misiniz? Halkımızı aydınlatalım. Evet, valinin verdiği bir kararla 21 gündür durakları kapattık. Önceden de çalışıyorduk. Tamamıyla bizden kaynaklı bir olay değildi. 21 gün, bugün 21. gün durağımızı açtık. Durak kanunlar çerçevesi içerisinde ne gerekiyorsa aynı şekilde çalıştırıyoruz. 7 veya da 8, 16 kişilik arabalarımızda 8 kişi ve 7 kişi olmak şartıyla arabalarımızı duraktan kaldırıyoruz. Rize istikametindeki ilk aracımız sabah 7'de başlayıp son aracımız bu Ramazan dolayısıyla son aracımız 5'tedir. Oradan da Rize'den de pazar istikametine son aracımız 6'dadır. Araçlarımız 2 saatte birdir. Ama bak şu parantez içerisine diyorum, 2 saatte birdir. 7 kişi olduğu zaman saate bakmadan kaldırıyoruz duraktan. Yolcu da yok, vatandaş da fazla gitmiyor. Yolcu evet. Olmadığı için şu anda 2 saatte bir belirledi. Bu da Ramazan dolayısıyla'dır. Evet. Bir de özellikle belirtmek istediğim, kesinlikle ücret farkımız yoktur. Aynı ücretle şekilde çalışıyoruz. Hiçbir fiyat farkı ödemeksizin önceki fiyatlar neyse aynı şekilde uygulayıp devam ediyoruz. Ayrıca pazar Ardeşen tarafında da aynı şekilde ilk aracımız sabah 7'de başlayıp pazar Ardeşen arası. Ardeşenlerle de ortak çalıştığımız için 10 dakikada bir pazar Ardeşen arası çalışıyoruz. Orada yolcu tabii fazla olduğu zaman yolcu adetine de bakıyoruz. Ama yolcu olsa da olmasa da pazar Ardeşen tarafı 10 dakikada bir ilk arabamız 6'da, son arabamız ilk arabamız sabah 7'de, son aracımız 6, yani 18.00'da bitmekte. Evet, Sayın Başkan, peki köylere ve mahallelere taşıma var mı? Onu da bir soralım. Köylere ve taşımacılara aynı şekilde servis taşımacılığı yok. Servis yani mahallelere olmuş, mesela mahallelere kalkıyor mu? Köylere kalkmıyor mu? Dolmuş taşımacılığı her ne kadar bizim görevimiz tamamıyla Rize Pazar ve Pazar Ardeşen olduğu için karar tamamıyla tüm Rize iline gelmiştir. Bence vardır yani. Yani evet. Peki bu aşamada 21 gündür tabii ki biraz serzeniş vardı. Bu durum hakkında kısa bilgi verir misiniz? Yani biliyorsunuz krediler, şoförlerin sıkılması doğrultusunda bu süreci nasıl atlattılar? Veya böyle sizi kurtaracak mı? Biliyorsunuz çünkü 7 kişi gidiyoruz, o da dolmuyor aynen, bazen çok diyorsunuz. Güzel, çok güzel bir soru. Çünkü 7 kişiyle kesinlikle kurtarmıyor. Türkiye genelinde biz haberlerden seyrediyoruz. Gördüğüm bir şey yok, gözden gördüğüm yok ama haberlere istinaden baktığımız zaman Türkiye genelinde her şey %50 zamla çalışıyor. Herkes %50 ki otobüsleri, şehir arası otobüsleri hatta aldığımız duyumlara göre, gördüğüm yok mu yani duyumlara göre bir bilet 200 liradan 400 liraya diye bir şey var, dedikodu var. Bunu dedikodu diyorum çünkü ben gördüğüm kesin bir şey yoktu. Ama biz 21 gün içerisinde çalışmadık. Önceden de çalışsak, şimdi de çalışsak kar amaç yutmuyoruz. Biz para kazanırken de buradayız. Para kazanmazken de vatandaşımızın yanındayız. Her şey para değildir. Madem biz bu işi, bu para kazanılırken de bu işi yapıyorsak biz çekilme şansımız hiç yok buradan. Buradan çekilme şansımız yok. Biz 7 kişiyle de uygun bir şekilde çalışıyoruz. Hiçbir zaman da fiyat farkı talep etmedik. Peki, etmiyoruz da Allah'tan işte devletimizden mi yardım artı veyahut da nereden kaynaklandıysa bilmiyoruz. Mazotun düşmesi bizim menfaatimizdedir. Ha, biz de zaten Bağkur ödeyemiyoruz. Bağkurlar iptal edilmedi. Bağkur ödeyemiyoruz şu anda. Esnaf kefalette olan borçlarımız ertelendi. Diğer borçlarımızın hiçbiri ertelenmedi. Ramazan aydır eve ekmek götürüyoruz ve ekmek götürecek bir imkanımız yok. Burada 130 tane arabamız var. Bu şartlarda para kazanılmıyor. Bu şartlarda biz 8 veya 10 tane araba kaldırıyoruz. Yani yani 50 lira para kalsa burada 50 lira para kalsa ayda bir sefer gelir burada sıradan kalkan arabaya. Bir sefer yani bir seferden ayda bir sefer sırayla bir ayda bir sefer sırayla evine ekmek alacak yani burada para kazanma gayesi hiç yok. Peki başkan, yani ne olacağı belli değil biliyorsunuz, bunun bir sonu şu anda görünmüyor hastalığın.
bugün veya yarın biter diye bir herhangi bir sıkıntı şey yok. Bu nedenle böyle devam edebilecek misiniz? Mesela bir örneğin bir zam teklifiniz olmayacak mı? Yani dediğimiz gibi işte 14 kişilik arabalar 7, bazen de 7 doluyor mu dolmuyor mu? Onu da sizden tabii öğrenmek istiyoruz. Mesela bugünkü ilk defa hareket etti araçların doluluğu neydi? Mesela örneğin 7 kişi tam dolup gitti mi yoksa 2 kişi mi kalktı? Yani o da önemli burada. Sadece bir tane arabamızda 8 kişiyle kalktı. O da bir tane yakın mesafe vardı. Son anda bindi. O da 16 kişilik arabaydı. Gerisi 4 kişiyle, 5 kişiyle kalktı araçlarımız. Ha bu böyle devam ederse kurtarmaz. Kurtarmaz da cepten ödemeyelim. Evet. Cepten ödemeyelim. Başka bir şey istemiyorum. Biz cepten ödemeyelim. Ha omur boyu böyle olursa bu vatandaşa elbette yansıyacak. Evet. Ama biz 24 Donu 1993'te kurulmuş bir kooperatif olarak da 24 Donu Minibüsleri Kooperatif olarak da biz bir ay iki ay dayanacak gücümüz var. Var diyorsunuz. Yani, evet, bir ay iki ay dayanırız diyorsunuz ama. Bir iki ay vatandaşımızın yanında olmasını biliriz biz. Kesinlikle evet. Fiyat farkı ve fiyat talep farkını kesinlikle talep etmeyeceğiz. Aynı şekilde taşıyacağız ama bu omur boyu böyle bu kaldırmaz. Çünkü biz de evde ekmek, evet. çoluk çocuk besliyoruz, evde ekmek yiyoruz biz de. Peki çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Sen diyorsun evet. Ki bu şekilde taşınacak diyorsun. Şu anda evet. Bir kişiyle taşınacak diyorsun. 7 kişiyle 800-900 milyon maaş ödenir mi kira? Geçici diyoruz. Ha. Nasıl geçici? Ne zaman adam diyor ki ben kiramı tanıyorum diyor. Geçici diyoruz. Tamam da adam diyor ki kiramı tanıyorum diyor. Durar çalıştığını diyor ben paramı alırım diyor. Nasıl yapacağız bunu? Evet. Bilemem ona bir çözüm çare. Evet vatandaşlarımızdan. Sizi tanıyabilir miyiz? Siz vatandaş mısınız? Yok ben burada çalışıyorum. Evet şoförsünüz. Evet, şoförüm. Sizin de tabii sıkıntılarınız var. Abi ben bugün Rize'ye gittim geldim abi. Evet. Buyur. Evet. Evet. Şu andaki gittim geldiğim. İnşallah düzelecek. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 lira. Evet. Gidiş geliş. Gidiş geliştir. Ne yaktım burada ben? İnşallah düzelecek. Biraz tabii ki bekliyoruz. Tabii ki düzelsin, onu bir şey demiyorum. Evet. Tabii ki düzelsin. Ama bunu bu mesajı yetkililer de alsın diyorsun tabii yani. Ki. Ama şu anda diyor ki, başkan diyor ki, işte 7 kişiyle hizmetimize devam edeceğiz, mağdur etmeyeceğiz. Tamam çok güzel. Evet. Ama burada çalıştığı zaman biz kirada olanlarız. Bir sürü insanlar var burada kirada. O adam diyecek ki ben kiramı tanıyorum kardeş. Yanlış mı konuşuyorum kardeş? Nasıl olacak, ne olacak? O zaman bu kiraların... Evet. Evet inşallah bir çözüm gelecek. Evet değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hayırlısıyla en azından hayırlısıyla sıkıntılarımız başladı biraz olsun ne bileyim bertaraf etmiş oluyor çünkü Rize'ye gidemiyordu insanların yani bunu sağladıkları için başkana sizlere teşekkür ediyoruz. Bize başkana teşekkür